Evet, açık öğretim, ilahiyat 1, 2018, 2009, 2019 final döneminin sınavında çıkan soruların çözümü videosuna başlıyoruz. Birinci sorumuz sevgili arkadaşlar. Ehlen ve sehlen, hoş geldiniz. Ene nokta nokta, ene Türkiye'tün. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki isimlerden hangisi getirilebilir? Bakın ehlen ve sehlen, hoş geldiniz. Ene ben nokta nokta, ene Türkiye'tüm. Bakın ene Türkiye'tüm dediğine göre bu konuşmayı yapanın bir bayan, bir hanımefendi olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla ene Suriyüm, ben Suriyeliyim olmaz. Ene Suriyetün, zaten burada Türkiye'tüm yanlış. Ene mühendisün olmaz, çünkü burada T var. Mühendisetun olması lazım. Ene Muhammedun, yine Türk bayan olduğu için Muhammed erkek. Ene Aliyun yine olmaz. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar, ene Leyla, ene Türkiye'tun. Ehlen ve sehlen, hoş geldiniz. Ben Leyla, ben Türk'üm diyorum. Es-su'el-i sani, ikinci soru. Aşağıdakilerden hangisi bir bitişik nesne zamiri değildir? Bir bitişik zamiri neymiş? Değildir. Evet. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıdakiler hangisi bir bitişik nesne zamiri değildir? Ma, kitabune, ummune, bitişik. Ye, kitabi, ummi, bitişik. Ke, rabbuke, ebuke, öylese bitişik. E, ummuhe, ebuhe, öylese bitişik. Bu ayrıktır arkadaşlar. Doğru cevabımız, mesela hiye ümmüke, o senin anandır. Hiye müderrisetün, o bir öğretmendir. Üçüncü soru sevgili arkadaşlar. Bakın dikkatlice dinlerseniz sizi temin ediyorum %100 başarılı olursunuz yüksek puanlarla. Dolayısıyla bu video kanallarımızı YouTube kanalımızdaki bu videoları zamanda takip ederseniz, çünkü biz peyderpey sizlere bu yayınları yapacağız. Bu yayınlardan haberdar olmak, anında haberdar olmak için abone olmanız gerekmektedir. Abone olduğunuzda size bir bildirim gelecek. İşte şu video atıldı, yayınlandı diye. Üçüncü soru. Aşağıdakiler hangisi bulunma bildiren bir harfi cerdir? Bulunma. Bulunma bildiren harfi cer neydi arkadaşlar? Eyne ve mete sorusuna cevap veren fi harfi ceriydi. Dolayısıyla doğru cevabımız bu. Diğerleri an, bir yerden gitmeyi, ke bir zamir ile ea min dendan. Dolayısıyla fi de. Nerede? Evde. Nerede? Arabada. Nerede? Haçta. Mekke'de, Medine'de. Doğru cevabımız fi oluyor. El müderrisune, ederse. Dördüncü soru. Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğu tamamlan. Bakın en uygun. En uygun. Fiil aşağıdaki hangisidir? Biliyorsunuz eğer fiil başta, fail sonra gelir ise ne yapıyorduk? Fiil sadece cinsiyet yönünden uyuyor idi arkadaşlar. Mesela ketebtü, yazdım. Halbuki müderrislerden bahsediyor, hocalardan bahsediyor. Ketebü, o hocalar evet ama cemi gelmiş. Ketebne, bayanlardan bahsediyor. Halbuki burada erkekler var. Keteba, iki erkekten bahsediyor. Dolayısıyla doğru cevabımız E. Ketebel müderrisune, derse hocalar, erkek öğretmenler dersi yazdılar. Beşinci sorumuz. Et-talibetu minel külliyeti. Yine bu sorunun bir benzeri. Fiil başta olduğunda bunu hiç unutmuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Sadece cinsiyet yönünden uyacak. Sayı bakımından müfret olarak gelecek. Yani fiil, fail 2 de olsa, 10 da olsa, 1 de olsa fiilimiz müfret olarak gelecek. Mesela burada ne diyor? Karajne. O çıktılar. Ama cemi. Karacet, o hanım çıktı. Dolayısıyla doğru cevabımız budur. Haracı erkekler için çıktılar.
Haraçtünne siz hanımlar çıktınız. Harace o erkek çıktı. Dediğimiz gibi müfret olarak geleceği için müfret müennes kızlar fakülteden çıktılar. Kızlar fakültede ne yapmışlar? Çıkmışlar. Evet. Altıncı soru. Hâtâni nokta nokta lil etfâli. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere en uygun seçenek aşağıdaki hangisi? Bakın dikkat edin, en uygun seçenek. Hâtâni bu iki müennes olduğuna göre bakın el-kitâbâni olması için hâzâni olması lazım sevgili öğrenciler. El-kitâbu olması için hâzel-kitâbu olması lazım. El-kıssatu hâzihil-kıssatu olması lazım. El-kısasu olması için hâzihi yine olması lazım. Dolayısıyla hâtâni el-kıssatâni A şıkkımız doğrudur. A'yı işaretliyor. Yedinci sorumuz. Nokta nokta dereste lil imtihani. Dereste lil imtihani. Şimdi naam derestü. Bakın zaten cevap vermiş. Naam derestü. Eğer cevap naam ile veya la ile gelmiş ise arkadaşlar oradaki doğru cevabımız nedir? Hel olacak. Bakın hel olacak. Ma olumsuzluktur. Men kim? Mete ne zaman? Keyfe nasıl? Halbuki soru sınav için çalıştın mı? Evet çalıştım. Başarılar dilerim. Sekizinci soru. Derestu fil beyti nokta nokta lidderseyni. Derestu fil beyti edderseyni. Dolayısıyla bu iki dersi evde çalıştım. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yer için en uygun yere en uygun işaret sıfatı aşağıdakiler hangisidir? Bu iki dersi dediğimiz için arkadaşlar B şıkkı olacak. Hâteyni müennesler için. Hâze müfret, hâzihi cemî ve hâuley yine cemî. Dolayısıyla hâzeyni B şıkkı. Bu iki derse evde çalıştım. Derese talibel medreseti. Okulun iki öğrencisi çalıştı cümlesinde. Çizili sözcüğün irabı aşağıdakiler hangisi? Arkadaşlar derese tabi fail, merfu, ref alameti eliftir. Fail, merfu, ref alameti nedir? Sondaki eliftir. Dolayısıyla nedir? D şıkkı. Tesniyeler elif ile ref, cezimli ye ile mansup olur. Dereseden sonra geldiği için ne oluyor? Fail. Tesniye olduğu için elif ile merfu oluyor. Çünkü burada nun vardı, muzaf olması sonucu düştü. İki isim bir araya gelince birincisine biz muzaf diyoruz ve izafette tenvin varsa tenvin düşer. Elif vaviyeden sonra nun varsa nun atılır. Diğerlerine bakmıyoruz. Ne dedik? Fail, merfu alameti, merfu, ref alameti sondaki elif işaretliyoruz. Onuncu sorumuz aşağıdakiler hangisi bir mevsim ismidir? Arkadaşlar tabi bunu bilmek için mevsim isimlerini bileceğiz. Es-sayfu yaz, es-şite'u kış, er-rabi'u ilkbahar, el-harifu sonbahar. Dolayısıyla doğru cevabımız bu. A şıkkı. Peki B ne diyor? El-erbi'u çarşamba. Bu ne diyor? Bir ayın ismidir. Rabi'ul ahar. Bu ne diyor? Yine bir ay ismi. Zülkade. Bu Rabi'ul evvel. Yani bu 1, 2, 3 ay. Bu da bir haftan günüdür. Mevsim bu. 11. sorumu sevgili çocuklar, arkadaşlar, hanımlar, beyler. Aşağıdaki hangisi belirtili isim tamlamasıdır? Bakın isim tamlamaları ikiye ayrılıyor. Belirtili ve belirtisiz. Kalemun, el kalemu cedidun. Bu bir isim cümlesidir. Kalem yenidir. Eyyamu usbu'in, hafta günleri bu belirtisiz isim tamlamasıdır. Fusulü seneti, yılın mevsimleri bu belirtili isim tamlamasıdır. C'ye işaretliyoruz. Hakibetun kadimetun, eski çanta sıfat tamlaması. Şuhuru senetin belirtisiz isim tamlaması. Yıl ayları. Yıl ayları. 12. soru. Büyük iki bilgin ifadesinin Arapçası aşağıdakilerden hangisidir? Bakın el-alimu el-kebiru, büyük bilgin. Halbuki iki bilgin diyor. El-kebiren el-alimani, sıfat şeyden önce gelmiştir.
El-Kebir yani. Halbuki nedir? Arapçada isim sıfat anlaması önce isim sonra sıfat gelir. Türkçede iki büyük bilgin, büyük iki bilgin derken büyük en sona gelecek. El-Alimani Kebirani iki bilgin büyüktür. El-Kebirani Alimeyni iki büyük erkek bilgindir. El-Alimani Kebirani iki büyük bilgin. Dolayısıyla doğru cevabımız bu. Yani El-Alimani El-Kebirani. Yani sıfat damlamasında sıfat sonra isim başta gelir arkadaşlar. 13 evet Tayfuna ya'maluna fi hazal matar. Fi hazal matar. Bu havaalanında çalışıyorlar diyor. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelebilecek sıfat aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle küçültelim. Evet. El-muzifune, el-muzifune bu postlar, yani çalışan kişiler bu havalanda çalışıyor. Biliyorsunuz el-muzifetu hostes, el-muzifu da host, yani hostesin erkeğine verilen isim. Hizmet edenler, uçakta biliyorsunuz hem hostlar var hem de hostesler var. Yukarıdaki arkadaşlar, tekrar büyütelim. Boş bırakılan yere gelebilecek sıfatlar, sıfat aşağıdakiler hangisidir? En-necihu, bakın sıfat mevsufuna tam olarak uyar. Nasıl? Marife ise marife, nekre ise nekre, müzekker ise müzekker, müennes ise müennes, cemi ise cemi, merfu ise merfu, mansup ise mansup. Yani dört yerde ne yapıyor? Hem irabda, hem sayıda, hem teenis tezkirde, hem marife nekrekte ne yapar? Necihu olmaz. Çünkü burası şey oluyor. Nacihine yine olmaz çünkü burası vav nunla, burası ye nun olmuyor. Nacihune çünkü sıfat olacak, dolayısıyla nacihate, nacihatani o da olmuyor. Doğrusu nedir arkadaşlar? En-nacihune. El-mudifune en-nacihune başarılı hostlar, ya'melune çalışıyorlar. Fi hazel matari bu havaalanında çalışıyor. 14. sorumuz, aşağıdaki kelimeler hangisi bir sıfat değildir? Arkadaşlar semin yukarıdan başlayalım. A muğlekun kapalıdır. Kapalı bir sıfattır. B şıkkı cemilun güzel, o da bir sıfattır. C şıkkı kalilun az, o da bir sıfattır. D şıkkı unukun boyun, o bir sıfat değildir, bir isimdir. Seminun E şıkkında şişman besili, o da bir sıfattır. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Enti le nokta nokta el gurfete fil leyli. Şimdi yukarıdaki cümlenin sen gecenin o odaya girme anlamı vermesi için boş bırakılan yerde kullanılacak fiilin uygun yapısı seçeneklerden hangisidir? Şimdi enti o zaman le ted, mesela le tedhuli olması lazım. Çünkü bayana sen odaya gece girme diyor. Mesela tedhul girer, le tedhul girmesin. Ama karşımızdaki muhatap olunca olmaz. Tedhulu, la tedhulu, müzekkerlere verilen, cemi müzekkerlere verilen emir, o da olmuyor. Tedhule, la tedhule, siz ikiniz girmeyiniz. Halbuki enti var, burada cevabımız zaten şey yapıyor. La tedhulne, hanımlara diyoruz. Halbuki burada tek kişi. Dolayısıyla enti la tedhuli, sevgili arkadaşlar, C şıkkıdır. 16. soru, aşağıdaki seçeneklerden hangisine fiil olumsuz mazi formunda çekin? Olumsuz yani gittim, hayır gitmedim. Mâ zehebtu, bakın doğru cevabımız bu. Ama diğerlerine de bakalım. Lâ tezheb, gitme. Mâ yezhebu, gitmiyor. Lâ tezhebu, gitmiyorsun. Mâ tezhebu, gitmiyorsun. Dolayısıyla bunlar hep muzari, mazi olan şu sevgili arkadaşlar. 17. sorumuz, aşağıda nehi kipi ile ilgili olarak aşağıdaki hangisi söylenemez? Nehi kipi. 17. soru nehi kipi.
Nehi hazır, emri hazırın olumsuzun adıdır. Doğrudur. Nehi hazır, emri hazırın olumsuzun adıdır. Ve nehi sözcüğü Arapçada yasaklama anlamındadır. Doğrudur. Burada söylenemez diyor. İlgili şahsa ait muzari fiilin başına nehi lası getirilerek yapılır. Doğrudur. Nehi lası muzari fiilin sonunu cezmeder. Doğrudur. Nehi hazır, üçüncü şahıslara dönük olumsuz emir kipidir. Yanlış olan budur. Çünkü nehi hazır, karşımızdaki ikinci şahıslara verilen. Sen. 18 arkadaşlar. Eyyü nev'in minel riyadati tümerisi. Yani sen diyor hangi tür spor yapıyorsun? Eyyü nev'in hangi çeşit minel riyadati spordan tümerisi yapıyorsun? Yani hangi tür spor yapıyorsun? Yukarı, aşağıdaki seçenekler hangisi yukarıdaki soruya uygun bir yanıt oluşturur? Mesela ene erkudu külle sabahin. Her sabah ben koşuyorum. Bu demek ki koşu sporuyla ilgilendiğini gösterir. Doğrudur. Ene umarisu riyadate. Ben spor yapıyorum. Halbuki hangi tür diye soruyor bakın. Ene el'abu fil habaneti. Ben ana sınıfında kreşte oynuyorum. Ene anzuru minnen nafizeti. Ben pencereden bakıyorum. Ene e'melu fil masnai. Ben fabrikada çalışıyorum. Eyyü nev'in erkudu. Bakın koşma. Hangi şeymiş? Koşma. Evet, 18. soru. Nokta nokta el benatu fil beyti. Yukarıdaki cümlenin kızlar da evde oturmasınlar anlamı kazanabilmesi için boş bırakılan yere gelecek ifade aşağıdaki seçenekler hangisine doğru yapıda verilmiştir? La yeclis erkek için denir, oturmasın. La teclisu sen oturmuyorsun. La yeclisu o oturmuyor. La teclis arkadaşlar ne demiştik? Müennes ise cümle ve fiil baştaysa fiil failine cinsiyet yönünden uyar. Ama sayı bakımında ne yapmazdı? Uymazdı. O zaman doğru cevabımız D şıkkı. L-teclisi karşımızdaki kıza emir veriyoruz. Sen oturma diyoruz. Son sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi mansup munfasıl zamirlerden biri değildir? Değildir. Arkadaşlar. Bakın iyyâne, iyyâhüm, iyyâya, iyyâke, eyyühüm. Eyyühüm hangileri? Bakın hepsi mansup, bu merfu arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız budur. Bugünkü hepinize başarılar dileyerek video yayınını durduruyorum. Daha sonraki videolarda buluşmak üzere.